Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofonu size bırakalım. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli genç iletişimciler, sevgili jüri üyeleri, ekranları başlarında bizleri seyreden değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmamın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize ve tüm yarışmacılara selamlarını ve başarı dileklerini iletmek istiyorum. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'nde birbirinden yetenekli genç meslektaşlarımla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum, büyük bir heyecan duyuyorum. Ülkemizin dört bir yanından birçok yarışmacı, birçok genç kardeşimiz bu yarışmaya katıldı. Her birini canı gönülden tebrik ediyorum. TRT'mizin öncülüğünde artık gelenekselleşen, gelenekselleşerek devam eden bu yarışmanın ülkemiz ve gençlerimiz için Yeni başarı kapıları açmasını diliyorum. Genç iletişimcilere teorik bilgilerini pratik çalışmalarla birleştirme imkanı sunan bu etkinliğe büyük bir önem veriyoruz. İletişimin tüm dünyada medyadan sanata, siyasetten diplomasiye, ekonomiden teknolojiye, eğitimden spora bütün alanların merkezine yerleştiğine bugün tanıklık ediyoruz. İletişim toplumları dönüştürücü rolünün yanında artık uluslararası sistemi etkileme kabiliyetini her geçen gün biraz daha fazla gösteriyor. Bu tablo iletişimin artık tali değil, asli bir alan olduğu gerçeğini hepimize gösteriyor. Bu sebeple ülkeler iletişim stratejilerini artık grand stratejilerinin ve ulusal yol haritalarının önemli parçası olarak görüyor. Diplomatik hamleler, ticari çekişmeler, ve askeri müdahaleler sırasında konular önce iletişim boyutuyla ön plana çıkıyor. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu yeni gerçekliği esas alıyor ve bu bağlamda öncü ülkeler arasında yer alıyoruz. İletişimin sabotaj, propaganda ve algı operasyonlarıyla beraber anıldığı bir dönemi bugün tecrübe ediyoruz. Bu dönemde biz dış politika mefkûremizin bir devamı olarak iletişim kanallarımızı ve enstrümanlarımızı çeşitlendiriyor, güçlendiriyoruz. Amacımız stratejik iletişim politikası geliştirerek bu politikanın toplumumuza birlik, beraberlik ve huzur, bölgemize istikrar ve güvenlik, dünyamıza da barış ve adalet getirmesini istiyoruz. Her zamanki iyi niyetimizle dünyaya bu yeni dönemde iletişimin hayra vesile, şerre engel olması için beraber çalışma çağrısında bulunuyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, yukarıda ifade ettiğim ilkeler ve prensipler için hep beraber çalışırken bu yolda karşımıza çıkabilecek tuzaklar konusunda da uyanık olmamız gerekiyor. Bu tuzakların en tehlikelisi şüphesiz hakikat ötesi olarak adlandırılan durumun, yani hakikatin önemsizleşmesinin bize bir norm olarak, yeni normal olarak sunulmasıdır. Toplumların ortak çabasıyla oluşturulan iletişim kanallarını Yalandan, iftiradan, karalamalardan ve dahi komplo teorilerinden korumak hepimizin ortak görevidir. Bu tip eylemlerin toplumun farklı katmanları arasındaki fay hatlarını harekete geçirici, ekonomileri istikrarsızlaştırıcı, toplum ile devlet arasında güven bunalımı oluşturucu, demokratik kurum ve kuruluşlara güveni azaltıcı etkisini son yıllarda farklı ülkeler tecrübe ettiler. Son zamanlarda Özellikle sosyal medya marifetiyle büyüyen bu dalgaya karşı hiç kuşkusuz en önemli silahımız, en büyük silahımız hakikattir. Hakikat kalesi medya operasyonlarına ve algı oyunlarına karşı en büyük sigortamızdır. Hakikat ötesinin enstrümanlarının toplumlarımızın üzerine boca etmeye çalıştığı karamsarlık ve güvensizlik hissinden ve yüceltmeye çalıştığı organize kötülükten yine hakikate sahip çıkarak el birliğiyle korunacağız. Önümüzde sinemadan televizyona, radyodan gazeteye, internetten sosyal medyaya her mecrada uçsuz bucaksız bir üretim alanı bulunuyor. Bu büyük alanın sağladığı fırsatları yalnızca hakikati güçlendirmek için kullanmaya kararlıyız. Bu hedeflerimizi hayata geçirmek için oldukça aktif bir çalışma içine girdik. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve liderlikle Hakikati ötelemek ve önemsizleştirmek isteyenlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz sırasında geleceğin iletişimcilerine de önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan teknolojik ilerlemeler ve hızlı dijitalleşme geleceğin iletişimcilerinin bilgi, görgü ve tecrübelerini bu gelişmelerle sentezlemesini zorunlu kılıyor. Bu iletişim araçlarının sadece kullanıcısı değil. Aynı zamanda geliştiricisi ve üreticisi olmak bu konuda farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte çalışmayı gerektiriyor. İletişimciler kuracakları ekiplerle teknik konulara da hakim olarak hızlı sorun çözme ve mobil uygulama geliştirme hususlarında da öne çıkacak donanıma sahip olmalılar. Bunun yanında iletişim kanallarının içeriklerini takip etmekle yetinmemeli aynı zamanda bu içerikleri belirlemeli, dil ve söylem oluşturmalıyız. Bu noktada da geleceğin iletişimcilerine çok önemli görevler düşüyor. İçerik zenginliğinin, genel kültür, akademik donanım ve entelektüel cesaretin kesişim noktasında bulunduğunu asla unutmamalıyız. Özellikle sanal alemde sürdürülebilir, uzun vadeli etki ve etkileşimin yolu bilgi temelinden geçer. Okuduğumuz öğrendiğimiz ve bilgi toplumu olabildiğimiz, kendimizi geliştirebildiğimiz ölçüde var olacağız. Bunun yanında sosyal medya merkezli siber dezenformasyonla mücadele etmek de son derece önemlidir. Bu mücadelenin yol ve yöntemlerini inşa etmek, iletişimciler için bugün olduğu gibi gelecekte de en hayati konuların başında yer alacak. Bugün yalan haber ve sahte içeriğin bir çeşit dijital kitle imha silahı olduğunu söylemek zannediyorum yanlış olmayacaktır. Organize yalana karşı ancak örgütlü ve koordineli şekilde mücadele edebiliriz. Sevgili gençler, bu hafta dünya medya ve iletişim tarihi açısından son derece ilginç bir olay yaşadık. Aynı anda dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan iki kritik sosyal medya platformu ve bir mesajlaşma uygulaması çöktü. Kendisini devletlerden dahi güçlü gösteren bir uluslararası sosyal medya şirketinin aciziyetini gördük ve müşterilerinin kişisel verilerini koruyamadıklarını gördük. Bu hadise bile tek başına yerli ve milli iletişim altyapısının gerekliliğine ve böyle bir uygulamaya duyulan ihtiyaca işaret etmektedir. Bu medya platformlarının sergilediği kayıtsızlığa, sorumsuzluğa ve hesap vermez tavra karşı en büyük panzehirimiz bu medya platformlarını kullanırken göstereceğimiz sorumlu ve temkinli tavır olacaktır. Meselenin ulusal güvenlikle ilgili boyutu için de hiç kuşkusuz devletimizin farklı organları etkin bir çalışma içine girmiş durumdadır. Son olarak şu hususun da altını çizmek istiyorum. Türkiye bugün değerli gençler, sadece etkin bir bölgesel güç değil, aynı zamanda küresel meseleler için söz söyleyen ve politikalar üreten bir konuma gelmiş güçlü bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabı Türkiye'nin küresel bir güç olma mücadelesine ilişkin temel umdeleri ortaya koymaktadır. Bu noktada genç iletişimci kardeşlerimin de Türkiye'nin bu yeni küresel vizyonuna uygun şekilde tüm dünyaya hitap eden, tüm insanlığın hayrını gözeten projeler üreteceğinden kuşkum yok. Hem kendimizin, hem ülkemizin, hem de tüm insanlığın geleceği selameti için iletişimin tüm alanlarında etkin ve önce olmak zorundayız. Biz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim alanında güçlü bir performans ortaya koyması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinden pozitif iletişim kampanyalarına bütün çalışmalarımızda ülkemizin itibarını korumak ve yükseltmek amacıyla hareket ediyoruz. Bir yandan ülkemize karşı yürütülen kara propaganda ve yalan terörüne karşı her mecrada etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Diğer yandan da milli tarihi ve kültürel değerlerimizi iletişim, sanat ve teknolojinin imkanlarını kullanarak yenilikçi projelerle anlatan çalışmalara imza atıyoruz. Tüm bu çalışmaları kadromuzda yer verdiğimiz sizler gibi genç, dinamik ve yetenekli arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Doğrusu iletişimin tüm alanlarında çıtayı daha da yükseltecek gençlerin yetişmekte olduğunu görmek beni çok heyecanlandırıyor. Mahir ve erdemli gençlere kapımız her zaman açık. Onlara kıymet veriyor, onları destekliyoruz. Şunu unutmayalım. En doğru haberleri veren, en iyi filmleri çeken, en güzel tasarımları yapan gençler sadece bireysel kariyerlerini yükseltmeyecek, aynı zamanda ülkesine de kazandıracaktır. Ülkemizi el ele, omuz omuza hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Geleceğin parlak iletişimcilerinin hakikat için yürüttüğümüz iletişim seferberliğine verecekleri katkıları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu düşünceyle iletişim gibi kritik bir alanda özgün ve ufuk açıcı çalışmaları teşvik eden TRT'ye, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na katılan ve ödül kazanan arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Her birine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.